kocaman topaç bir kaya gibi bir şey. Adaya doğru yaklaşıyoruz. Teskil ya da Teftsile derlermiş. Teftsile eski antik ismi, antik bir şehir varmış üstünde. Eskiden yaşam olduğu için ada sayılıyor. Teskili. Hadi bakalım gideceğiz. Şurada da bir mağara var. Simi artık bizim iskelemizde kalıyor. Bu da çok değişikmiş değil mi? Evet. Küp gibi. Sığ gibi. İnşallah sağ salim geçeriz. Mert'in bahsettiği beton iskele solda gözüküyor. Şu an 19-10 metre. Şu an iyi. Biraz şöyle yap. Çok az. Şu an temiz gözüküyor. Derin gibi. Kaç metre? 4 metre kalan şu an. Tamam, az sancak yap. Şu anda gözüken bir kaya yok. Kamping var burada. Ya da bir adam kamp kurmuş. Çok yaklaşma istersen, artık demir at ortaya bir yere. İskeleye bağlarız diye düşünüyorum da. Ama incelemeden olmaz. Ama o zaman demir at veya şu sarı şamandıraya mı bağlıyoruz şimdi? Olabilir. İp alayım. Ya da demir de atalım. Bakalım ortada bir çek edelim. Orada karşı biri yürüyor. Tamam. Ha. Sen Paul Chappell'i galiba o karşıdaki. Aziz Paul'un gezisi sırasında burada dinlendiği söyleniyor. Evet, Doris bir tane şeye bağlı. Artık kelimeler bile aklıma gelmiyor. Şey ama sağlam bayağı baktım. Gemi tonozu gibi bir şey. Tonoz da. Şurada sahile gideceğim. Çoluk çocuk var sahilde. Kamp gibi bir şey var. Ondan sonra şey var. Ne o? Tarihi eserlerle bir de kilise var. Onlara bir bakacağım. Geldim. Şurada birkaç çadır var.
gördük ya. Şimdi sandalyeme oturacağım. Burada bir kilise var. Burada çadırlar var. Şurası gölge ağaçlık. Nefis duruyor. Evet. Düzleme şeyi. Keyifler yerinde. Şurada Türk teknelerinin şeyleri var. Sıraları var. Belli geliyor yani. Atlık bankları. Evet. Adanın Aziz Pol yolunda yürüyoruz. Aziz Pol yolunda yürüyoruz. Hep Likya yolu mu yürüyeceğiz Mart? Aynen. Biraz Aziz Pol yolundan yürüyoruz. Yürü bakalım. Burası bir ada. Bomboş, bakın hiçbir şey yok. Bizde olsa 5 yıldızlı otel adası olur. Doğru mu hocam? Ya, hemen göremeyiz bir daha. Göremeyiz bile. Burada böyle takılmaca serbest. Bir kilise oluyor. Geleneksel mutlaka oluyor. İki de geride ev var. Ekin sahası gibi bir yer var. Keçiler. Keçiler varlık tabii. Bitmez. İçeri girdik ama kapalı gibi sanki. Ha, daha şunu yeni yapıyorlar bak. Daha bitirmemişler. Bu da ev gibi bir şey. Evet. İşte bu kadarcık. Koklat ya. Olmazsa olmaz. Açıldı öyle. Yine ikonik tabii ki de. Bir şey koyuyorlar. Sedir ağacı mı? Çiçekler mi? Neyse güzel koku veriyor. Küçük süs eşyalar var. Ekinler biçilmiş. Böyle gidiyor. Bayağı da büyük ada. Aa, orada yukarıda başka bina var. Keklikler çok. Böyle tarihi sanki bir şeyler vardı bu duvar. Evet var. Zaten işte dedim ya. Teftisa. Ha, koyunlar orada ağaç altında bak. Şeyi var. Antik şehri. Bak yukarıda kalemsi bir şey var değil mi? Çalıların içinde keklik. Evlerin yanında. Evet evet, o işte antik şehrin harabeleri. Neymiş adı? Teftusa galiba ya da Teftisa. Zaten yüzdüğüm yerde de kıyıda böyle batık bir mendirek gibi bir şey var yani. Çok antik belli. Müzik.
geldi. O iskeleye kıçtan kara oluyor. Oo, kurcu yelkeni gelmiş. 4 kurcu tamam. Bu şimdi geldi. Gördüğünüz gibi şöyle lüks bir tur geldi. Bu tur ama. Hatta içi tane. İnsan dolu derken şurada Poseidon var zaten. Şurada demirde bir 2-3 yelkenli var. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da özel tur. Bu da şeyi aldı, tonozu aldı. 3 tonoz var. Sıradaki tonoz bizimki. Umarız bir daha gelmez. İnşallah gelmez başkası. Çünkü şu an istiyap haddi doldu adam. Ayrıca da dolu yani ada şu an değil mi hocam? Evet yani ya. Hadi artık gelmesinler de tonozun ayrılmak zorunda kalmayalım abi. Amin. Ayrılıyor. Geriye pek kimse kalmadı. Değil mi? Bir daha rahatlıyor. Nasıl mazot yapıyor alet ya? Egzoz koktu. Bunlar Bozburun'a doğru gidiyorlar. Hadi canım, Rodos'tan günlük gelecek halleri yok ya. Valla Rodo dedi adam, ben Rodo kelimesi. Gerçek mi diyorsun? Simi dedi, bir de Rodo dedi. Aa, oradan mı geziliyor bunları? Sağ Rodos'tan. Oğlum, oha lan. Karşıda işte Rodo. Kaç mı? 20 mil olsa bunlar için 1 saat dediğin gibi. Ha. Lan ipler günlük Rodos'a gidiyor. Ben 3-5 gün şey yapıyorum ya, düşünüyorum Rodos'a nasıl geline gidiyor diye. Bunlar Allah'tan 200 geziyormuş, 300 geziyormuş. Hı. Sesli adasındaki günümüz de inanılmaz derecede rüzgarlı geçiyor arkadaşlar, bakın. Ya inanamıyorum yani, bu yaz işimiz gücümüz rüzgar oldu. Güneş batacak. Rüzgar bana mısın demiyor. Şu an tarafı kapattık. Bakın şöyle çıkmıyorum. Şöyle deniz kabutları var bir sürü, çok güzel. Sağ ol, çok pahalı. Ben buradayım. Bakın Mert kaptanın hali. Daha da dışarı çıkmam artık ya. Oğlum buz gibi dondum ya. Tulum gibi. Nasıl esiyor var ya, evde klimadan güçlü ya. Evet ya. Kaç nat esiyor. Çiçeğimi bile çıkarım. Soğuk bir de soğuk. Vallahi soğuk ya. Acaba bu dark bira yanında ne istiyormuş? Vay, o nedir? Sucuk sosis. Horiyatiki Lucanica. Yani köy sosisi, oley. Köy sosisi istiyoruz tabaklarımıza ve yanında da bir makarna, bir ayla. Aman da ne güzel, yaman da ne güzel. Afiyetler olsun. En sevdiğim saatler. Gün batmış. Hele bir de rüzgar olmasaydı. Deniz ve gökyüzü pembe, mor, mavi. Özellikle de gül pembe. Evet Edoş. Primera Taspedia. Ben buraya yerleşmeye karar verdim. Şuraya mı? Şu, evet. Şu papazın yanına mı yerleşeceğim? Evet, ben gitmiyorum. Sıkıla götürüyorum. Papazın yanında iş buldum. Ne yapacaksın? Şey, camiyi mi temizleyeceksin? Kiliseyi mi temizleyeceksin? Yok, gelen turistleri anlatacağım. Tekneye de gelen. Yani 3 kişi geliyor yılda. Adamız şöyle güzel, böyle güzel. Evet, hiçbir şey geliyor gerçekten. Çok da iyi iş yapamam. Ne yapacağız bilmiyorum. Günlük turcu getirirsin buraya. Ne? Onları bağlarsın, edersin. Türkiye'den Kars'ı bozdurun zaten. Oradan arkadaşlarımız geliyor. Evet. Onlara tanıtım yaparız. Aynen. Azgın denizler. Dün... Yalnız çok iyi balık çıkmaz mı buradan? Buradan balık çıkar arkadaşlar. Balık çok çünkü. Bakınca bile koca koca balık dolu her taraf. Ve deniz kestanesi turizmi de yapabilir. Evet, kestane turizmi de yoğun geçebilir. Su da güzel gözüküyor. Bir de sıcak bura değil mi? Ay çok güzel, anlatamam, harika. Hadi bakalım. Evet, artık son hazırlıklar tamam.
Artık Bıracık'ta ayrılıyoruz Seskli Adası'ndan. Güzel tonozumuzu az sonra salacağız. Bakın, GPS yeni açıldığında böyle konum sabitleme kayıtla yavaş yavaş buluyor. Biraz geç buluyor. Yani 5 dakika falan net çalışması lazım GPS'i bulabilmesi için. O yüzden önceden açıyoruz. Merdiveni toplamamışız. Onu alalım. Ve bay bay diyelim. Eda tonozu çözüyor. Kutsal tonoz çözülüyor. Bizi güzel tuttu burada. Teşekkür ederiz. İskeleye de bordalanabilir. Poseidon ortasına geliyor. Biraz şu tarafına. Gayet bordalanabilir. İki halat attım. Ne olur ne olmaz diye gece. Fakat hava sıfırdı gece. Şimdi şuradan hemen şöyle yukarıya doğru gideceğiz. Evet. Artık ayrılıyoruz. Bay bay Seski. Şu sığlıktan geçeceğiz. Eda bize gözcülük edecek. Böyle düz gidince oluyordu dün. Şu öndeki kaptan da gece gece geldi. Artık nasıl bir işi vardı bilmiyoruz. Şu an temiz. Ya dip çok güzel ya. Yalnız dip o kadar çok kaya ve taş var ki birden mantar kayalar var. Bundan çok dikkatli olmak gerekir. Burada çapa tarar yani. Hemen tutmayabilir. Kuma denk getirmek zor. Şu an çok güzel gözüküyor. Burada kamping işleteyim dedim ben ya. Ağaç da bol. Güzel olur. Aklıma geldi kamping. 5 yıldızlı kamping yapacağım.